Herkese merhabalar, ben Muhammed Kocaoğlu. System Verilog eğitim serisinin dördüncüsüyle beraberiz. Bugünkü dersimizde System Verilog'daki Combination Logic yapısından bahsedeceğim. Şimdi madem bu derste Combination Logic yapısını anlatacağım. Nedir bu Combination Logic? Combination devre dediğimiz zaman aklımıza ne gelmeli? Ondan bahsedeyim. Şimdi Combination devre dediğimiz zaman aklımıza şunun gelmesi lazım. Bizim inputlarımız var. Inputların etkisini anında ben çıkışta gözlemliyorum. Yalnızca output çıkışımız yalnızca inputların o anki değerine bağlı. Yani teorisel olarak anında gözlemliyoruz diyebiliriz. Fakat gerçekte bir FPGA'nın içinde mesela kapılar vardır. Bu kapılar arasında gecikmeler vardır. Yani propagation delay. Bunlardan dolayı bazı gecikmeler olur. Fakat simülasyonda biz bunu görmeyiz. Anında etkisini çıkışta görürüz. Bir de sequential devre var. Yani sequential devre ise combination devrenin aksine giriş sinyallerin, girişin yalnızca mevcut sinyal değerlerine değil, önceki geçmiş değerlerine de bağlı olduğu mantık devresidir. Yani bir storage mevcuttur. Yani değerlerin bir yerde bir depolanması söz konusudur. Combination devrede böyle bir şey yok. Herhangi bir depolama yok. Anında girişi çıkışta gözlemliyoruz. Şimdi Verilog'da şu en üstte gördüğünüz always yapısını kullanarak hem sequential hem de combination devre tasarlayabilirsiniz. Ancak system verilog'da bu always'in dışında always kullanarak da yapabilirsiniz. Always'in dışında 3 farklı always blok yapısı daha gelmiş. Bunları kullanarak da tasarımınızı yapabilirsiniz. Şimdi bir sonraki slide'a geçelim. Bir sonraki slide'da combination devre tasarımını always kullanarak nasıl yapabiliriz? Onları göstermişim. Always deyip add deyip sensitivity list'i yazarız. Yani nedir sensitivity list? Bizim devremizin duyarlı olduğu inputlar. Bunları tek tek şu şekilde yazabiliriz. Ya da hepsini tek tek yazmak yerine yıldız koyarız. Kendi hepsini dahil eder. Veya system verilog ile beraber gelen always comp yapısını kullanabiliriz. Hani ben zaten always add yıldız yaparak tasarlayabiliyorum. Neden buna ihtiyaç duyulmuş? Bazı durumlar var ki bunu kullandığınızda istediğiniz sonuçları alamıyorsunuz. Mecburen always comp kullanmanız gerekiyor. Ben hani tasarımlarda genel olarak always comp kullanmayı tercih ediyorum. Eğer bir combinational logic devresi tasarlıyorsam. Bugünkü dersteki örnekleri göstereceğim farklardan biri şu. Şu always comp yapısı bir fonksiyonun içeriğindeki değişikliklere duyarlıyken always at yıldız yapısı yalnızca bir fonksiyonun değişkenlerindeki değişikliklere duyarlıdır. Ne demek istiyorum? Şimdi örneği Vivado'da projeyi açıp örnek yapınca çok daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Şöyle Vivado'yu açalım. Create Project diyelim. Açılan pencerede ne istiyoruz? System Verilog Tutorials altında bu dördüncü dersimiz ne diyelim comp logic diyebiliriz. Proje adımız bu olsun. Next diyelim. Next. Şuradan Boards'a tıklıyoruz. Şu kartlardan bende RTA735T var. Bunu seçiyorum. Next diyoruz. Ve Finish deyip projenin açılmasını bekliyoruz. Evet, projemiz açıldı. Şuradan artıya tıklayıp Add or Create Design Sources seçeneğini seçtiğimizden emin olup Next diyoruz. Create File. Buradan System Verilog seçip Comp Logic dosyasını oluşturalım. Finish. OK. Yes diyelim. Dosyamız oluşturuldu. SV uzantılı dosyamız. Buna çift tıklayarak nerede açıyoruz? Visual Studio Code Editör'ünde açıyoruz. Evet. Dosyamız açılıyor. Şu şekilde açıldı. Yorumları silelim. Bu derste hani nasıl bir örnek yapacağım en başta ondan bahsedeyim. Şöyle bir örnek yapmaya karar verdim daha önceden. Bizim bir output'umuz olsun. Bu output
ve 3 tane girişimiz olsun. 2 tane girişin çarpımı artı ve diğer bir girişin C, İ toplamı şeklinde olsun. A çarpı B artı C. Bu şekilde bir devre tasarlayalım. Ne dedik? 3 tane inputumuz var dedik. Inputlardan biri input logic AI. Diğer inputumuz BI. Diğer inputumuz CI ve son inputumuz da D out olsun. Şöyle bunu out yapıyoruz. Output. Bunu tasarladıktan sonra input output'ları yazdıktan sonra always at sensitivity listi yazıyorduk tek tek. BI ve CI. Veya oradan yıldız koyup hepsini zaten dahil etmiş oluyorduk. Bu şekilde devam edeceğim ben. Begin end yazıyoruz ve bunun için ve şunlar da hani bir bit olmasın. Şöyle bunları yapalım. 4 bit yapalım. Ya da 1 byte olsun. 7 0. Evet. Şöyle 1 bit. Peki çıkışımız kaç bit olmalı? Hani inputlar 7 bit. İki sayının çarpımı metodunu calculator aç isterseniz. Bakalım. Şimdi şuradan moddan programları seçtikten sonra hex'i seçiyorum ve F çarpı F pardon şu FF 1 byte oldu. 4 bit 4 8 bit çarpı FF eşittir FE 01 artı FF eşittir FF 00. Yani maksimum bizim değerimiz 2 byte'lik bir sayı oluyormuş. Bunların hepsini unsigned olarak düşündük. Yani hepsi FF olsa bile maksimum 2 byte bir sayı elde ediyoruz. Yani şunu 15 down to 0 yazabiliriz 2 byte'lik bir sayı olsun. Always bloğunun içinde şunu alıp doğrudan yazabiliriz. Evet, şu şekilde. Ve burada fark ettiyseniz blocking assignment kullandım. Şöyle olsaydı non-blocking olacaktı. Bunu da ileriki derslerde farklarını anlatacağım. Fakat combination'ın devrede blocking assignment kullanmanız gerekiyor. Kullanmazsanız ne olur? Sequential devrede bunu kullanırsanız ne olur? Bunları ileriki derslerde anlatacağım. Şimdi tasarım yaptıktan sonra testbench dosyası oluşturabiliriz. Şöyle add or create simulation sources next create file System Verilog TB com logic olsun. Finish. Okay. Yes. Evet, dosyamız oluşturuluyor. Dosyamız şu şekilde oluşturuldu. Buna çift tıklayarak açıyoruz. Açtıktan sonra şu modülü kopyalayıp şuraya bir instantiate edelim. Nasıl instantiate ediyorduk? Modül yerine comlogic modülün adı. Sonrasında instance name'i genel olarak böyle koyuyorum ve sonrasında şunları yukarıda tanımlamamız gerekiyor. Evet, kopyala deyip yapıştırıyoruz. Şu şekilde bunları tanımlamış olduk. Sonrasında şunların başına nokta koyup kopyalıyoruz ve parantez açıp bunları şu şekilde yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra artık initial begin deyip inputları verebiliriz. Initial evet, initial begin end dedikten sonra mesela AI'ye ne verelim? İlk başta 8 bitlik bir sayı. 8 bitlik 8
8 x diyelim ve 0 0 verelim. İlk başta hepsi 0 0 olsun. CI BI CI ve 20 nanosaniye bekleyelim. Şu şekilde kaç tane olsun? 2 3 ve en son stop deyip simülasyonu durdurabiliriz. Şöyle yukarıdan başlayarak hani sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 diyelim. Bunları dedikten sonra simülasyonu koşturursak bakalım nasıl bir şey göreceğiz. Run Simulation'dan. Simulation Settings. Vivado Simulator. Modu sim olarak değiştiriyoruz. Yes. Ve Simulation kısmında şunu en başta açtığımız zaman hiç koşmasını istemiyorum. Apply. Okey deyip Run Simulation diyelim. Evet, program launch dedi. Açılmasını bekliyoruz. Evet, waveform açıldı. Açıldıktan sonra gördüğünüz gibi hiç koşmadı. Çünkü sıfır yaptık. Şuradan toggle diff names deyip bir koşturalım. Evet, koşturduğumuzda waveform'da inputlar değiştikçe outputlardaki etkisini görmekteyiz. Fakat ben waveform'dan bakmak istemiyorum. Şimdi size bir yöntem daha göstereceğim. Bunu kapatalım ve ekrana bastıralım. Ekrana desimli olarak bastırıp girişleri ve çıkışları her zaman aralığında görelim. Mesela 20 nanosaniyede, 40 nanosaniyede, 60 nanosaniyede değişimler var. Bu değişimlerde neler olmuş? Input etkileri output'ta nasıl gözlenmiş? Bunları ekranda görelim. Şöyle tekrardan açıyoruz ve burada açtıktan sonra initial begin yazıp initial end yazıp arasına şöyle monitor yazıyoruz. Monitor içine yazacağımız herhangi bir sinyal değiştiği zaman ekrana değerleri bastıran bir yapı. Hani bunu kullanmayı seviyorum. O yüzden bu derste bunu da göstermek istedim. Şöyle nasıl yapalım? Et mesela %t %t. Bu %t ne demek? Hani aynı şeydeki gibi C'deki C++'daki gibi %t time %d mesela decimal %t time. Bu time'ı şu şekilde bastırabiliyoruz. Time değil. Bastırabiliyoruz. Daha sonrasında bu zamanda neler olmuş? Onlara bakalım. %d inputumuz 1 ile ikinci inputumuzu çarpıyoruz yüzde de artı ve üçüncü inputumuzu da topluyoruz yüzde de dedikten sonra bunun sonucu tekrardan bir desimle eşit olsun. Bunlar da time AI BI ve CI inputlar son olarak da D output. Evet. Bunu yaptığımız zaman bunlardan herhangi biri değiştiği zaman ekrana bu değerleri bastıracak. Şimdi run simulation diyelim. Ha bir de şu time'ın formatını şu şekilde belirleyebiliyoruz. Onu da göstereyim. Ben onu da kullanıyorum. Begin deyip end deyip time format yazdıktan sonra eksi 9. Şu eksi 9 şuradan geliyor. 1 nanosaniye. Scale'imiz nanosaniye. 1 nanosaniye 10 üzeri eksi 9. Sonrasında 2. Sıfırdan sonra kaç basamak ekrana bastırsın ve bir string. Bu da nanosaniye. Ve bunu yapınca time formatını da değiştirmiş oluyoruz. Bunu yapmasak ekrana default olarak bir şey bastıracak ama ben bunu yapınca nanosaniye olarak görmek istediğimi
Söylüyorum, o da öyle bastırıyor. Tekrardan Ransomileşin diyelim. Evet. Modül sim açıldıktan sonra run all diyoruz. Gördüğünüz gibi, hani waveform'a bakmıyorum. Şuradan değerlere bakalım. Bakın at 0. nanosaniyede 0 çarpı 0, 0 artı 0, 0 olmuş. 20. nanosaniyede 1 çarpı 2, 2 artı 3, 5. 4 kere 5, 20 artı 6, 26. 7 kere 8, 56 artı 9, 65. Bu şekilde şunlardan biri değiştiği zaman ekrana bir şeyler bastırabiliyoruz. Benim sevdiğim bir özellik. Kullanıyorum. Göstermek istedim. Bunu yaptıktan sonra artık şu always comp yapısına geçebiliriz. Dosyada tasarımımızı tekrar açıp şunu bir fonksiyon içinde yazalım. Hani burada olmasın da şu yukarıda bir fonksiyon tanımlayıp o fonksiyon içinde çarpım ve toplama işlemini yapalım. Function ne dönsün? Logic ve döneceği sayı 15 down to 0. Adı da mul and add olsun mesela. Çarp ve topla. Herhangi bir input almasın. End function diyelim. Evet, bunu dedikten sonra burada fonksiyonu bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Döneceği tip 15 down to 0 16 bit olacakmış. Şu hem fonksiyonumuzun adı olarak kullanıyoruz hem de eşittir diyoruz. Şunu aynen alalım. Aynen alalım. Bunu yazdıktan sonra artık şu çarpmaya gerek yok. Doğrudan ne yapalım? Bu fonksiyonu çağıralım. Herhangi bir input almıyor. Bunu çağırıyoruz. Normalde C++ kod diyorsanız bu inputların bu fonksiyonun içinde görünür olmayacağını bilirsiniz. Hani sizin main'de yaptığınız bir şey, main'de yaptığınız mesela int a dediniz. A fonksiyonun içinde görülmez. Sizin fonksiyonun içine verip kullanmak istiyorsanız fonksiyonun içinde şöyle şu şekilde a'yı deyip değil mi? Logic mesela, logic tipi neyse her neyse a'yı deyip vermeniz lazım. Fakat burada görülebiliyor. Dışarıdaki şu a'yiler bunun içinde de görünür. Bu VHDL'deki impure function gibi düşünülebilir eğer VHDL biliyorsanız. Impure function'da da dışarıdakiler fonksiyonun içinde görünür oluyor. Bunun avantajları, dezavantajları var. Neyse. Şimdi bunu yaptığımız zaman hani ne bekliyorum ben? Deminki sonuçların aynısını görmeyi bekliyorum. Gerçekten görebilecek miyiz bakalım. Run simulation diyoruz. Evet, modül sim açıldıktan sonra run all diyelim. Gördüğünüz gibi output'ta hiçbir değişim olmadı. Başlangıçta x'te hiçbir şekilde değişmedi. Bunun sebebi şu, biz burada always at yıldız kullandık. Burada bunu kullandığınız zaman şimdi bu fonksiyonun evet fonksiyon şu inputlar değişince sonucu değişiyor ama bunları göremiyor bu. Hani söylemiştim ya dersin en başında. Always comp yapısı bir fonksiyonun içeriğindeki değişikliklere duyarlıyken always at yıldız yapısı yalnızca bir fonksiyonun değişkenlerindeki değişikliklere duyarlı. Fonksiyonun değişkenlerindeki değişikliklere. Yani bunun değişkenliklerini eğer siz şöyle a'yı b'yi gönderseydiniz buradan ve bunlar şurada a'yı b'yi değerleri alsaydı o zaman gerçekten değerimiz değişecekti. Fakat fonksiyonun herhangi bir değişkeni olmadığı için input buraya bir input gitmediği için bunu göremiyor. Burada always comp kullandığınız zaman bu problem çözülüyor. Always comp bu problemi çözüyor. En başından itibaren atama yapılmaya başlanıyor. Bunlar da herhangi bir değişim olmasa bile. Şimdi simülasyonu kapatıp tekrardan run simulation diyelim.
Evet. Modul sim simülatörü açıldıktan sonra run all diyelim. Gördüğünüz gibi sonuçları doğru bir şekilde aldık. Transcript TCL ekranına bastırdık. Herhangi bir problem olmadı. Always comp kullanınca. Eğer always at yıldız kullansaydık herhangi bir sonuç göremiyorduk. İşte bu ikisi arasındaki fark bu. Hani benim bildiğim. Ben genel olarak always comp kullanmaya çalışıyorum. Bu çok kullanılan bir özellik değil. Gidip de hani böyle bir şeyi çok yapmazsınız ama yine de ben always comp kullanmayı tercih ediyorum. Bu dersimizde benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste belki bir sequential devre tasarlayıp onunla ilgili bir örnek gösteririm. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.